Arkadaşlar merhabalar, ben paramedik Harun Özkan. Bu videoda hasta haklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Hasta hakları aslında geçmişine bakıldığında Hipokrat'a kadar dayanmaktadır. Hasta haklarının temelinde aslında tıbbın kutsallığı, sağlığın kutsallığı yatmaktadır. O yüzden biz de zaten yaptığımız müdahalelerde mesleğimizi icra ederken bütün sağlık profesyonelleri olarak bu kutsallık ilkesine zaten uygun bir şekilde hareket etmekteyiz. Bizim zaten hali hazırda müdahalelerimizi yaparken, hastalarımıza müdahale ederken bütün tıbbi ve etik kurallara zaten uymaktayız. Ancak bir de bu işin hasta hakları boyutu vardır ve mutlaka ve mutlaka olması gereken bir boyuttur. Bizler sağlık profesyonelleri olarak bazen hasta hakları kısmını yanlış algılayabiliyoruz. Hasta hakları demek işte bize karşı yapılan bir saldırıymış gibi veyahut da hastanın veyahut da yakınlarının sağlık personelinin üzerinde mutlak bir baskı, mutlak bir hakimiyet hakkı ortaya doğuyormuş gibi anlaşılabilir. Ancak esasen bu böyle değildir. Resmi anlamda bakarsak yani hasta haklarının aslında resmiyete kazanması, resmi olarak karşımıza çıkması çok da eskiye dayanmamaktadır. 1981 yılında Lisbon Bildirgesi'nde aslında ilk olarak benimsenmiştir. Ülkemizde de 26 Ekim 1998 yılında Dünya Hasta Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Peki hasta hakların içinde neler vardır? Aslında bakıldığı zaman bu haklara gayet mantıklı, gayet işte evrensel, insanın değerine, insanlık değerine uyan, insan aklına uyan haklardır. Örneğin bilgilendirme, bilgi edinme hakkı gibi, işte hizmetlerden eşit faydalanmak gibi, kapsayıcı bir hizmet hakkı gibi, dini vecibelere saygı gösterilmesi gibi, mahremiyet hakkı gibi, güvenlik hakkı gibi, tedaviyi reddetme, durdurma, onam alma hakkı gibi, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı gibi, dava etme, şikayetçi olma hakkı gibi genel haklar bulunmaktadır. Bizler bu hakları sadece hastalara aitmiş gibi görsek de bizler de birer sağlık üreticisi olduğumuz kadar aynı zamanda sağlık tüketicisiyiz de. Yani bizim de bu haklara ihtiyacımız olabilmektedir. O yüzden hasta hakları mutlaka mutlaka olması gereken haklardır. Peki biz neden hasta haklarına bu önem vermeliyiz? Çünkü bizler birer sağlık profesyonelleri olarak bu haklara ne kadar önem verirsek hem sağlığı yüceltmek, hem insan hayatını yüceltmek, hem de bireysel anlamda ünvanımıza, kurumumuza, yaptığımız mesleğe yakışır bir şekilde davranışları sergilememizde ve bu davranışları sergilerken hangi formlar üzerinden, hangi haklar üzerinden davranacağımız bilmek bize tabii ki de fayda sağlayacaktır. Hem de aynı zamanda hastanın hakkını bilmekte ona karşı olan hem müdahalelerimizi hem de saygımızı, buradaki saygımız tabii ki de bireysel ve mesleki saygı anlamında, yani karşılıklı bir saygı, buna da tabii ki fayda sağlayacaktır. Tekrar etmek isterim, hasta hakları demek tamamen hastaların sağlık profesyonelleri üzerinde bütün hakimiyeti elde ettiği ve istediğini söyleyebilme, istediğini yapabilme, istediğini seçebilme hakkı olarak tanımlanmamaktadır. Örneğin eğer ki kişinin mesela bilinci kapalı ve yanında bir yakını yok, muhakkak ki yapılması gereken bir işlem varsa, burada temel hak kişinin kendi düşüncesinden ziyade yaşama hakkı, insanı hayatta tutma olduğu için burada mesela bir onam almadan bu tarz tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Ülkeden ülkeye tabii ki hasta haklarında değişiklikler göstermekle birlikte bizdeki işte aslında bahsettiğimiz temel haklar tüm ülkelerde geçerli olan haklardır. Biz de tabii ki hem kendi haklarımızı bildiğimizde hem de hasta haklarını bildiğimizde çalışırken daha güvenceli, daha güvende ve daha rahat çalışacağımız su götürmez bir gerçektir. Tabii ki aynı zamanda hastaların ve yakınların da bu hakları yanlış algılamaması lazım. Yani belli bir hasta hakların olması demek, hastaların veyahut da yakınlarının sağlık profesyonellerine istedikleri her şeyi yaptırabilecekleri anlamına gelmemektedir. Örneğin işte benim hakkım var, işte tedaviyi seçebilirim, işte hekimi seçebilirim, sağlık personelini seçebilirim, kurumu seçebilirim gibi düşünceler içine girip de atıyorum yanlış bir tedaviyi isteme hakkı bulunmamaktadır. Veyahut kişinin kardiyoloji ihtiyacı varken, işte kardiyolog bakması gerekirken bana göğüs cerrahının bakmasını istiyorum gibi bir talepte bulunamaz. Ha, kendisi tabii ki de eğer bir göğüs cerrahına işte muayene olmak istiyorsa onun için poliklinik hizmetine yararlanabilir. Atıyorum bu tarz bir acil olguda böyle bir tedavi imkanı da bulunamaz. Veya bazen benim karşıma bu tarz vakalar çıkıyor. Örneğin işte biz kadın personel istiyorduk diye böyle bir hastaların veyahut da yakınlarının bir talebi oluyor. Tabii ki de böyle bir şey mümkün değildir. Acil sağlık hizmetlerinde böyle bir tercih mümkün değildir. Eğer ki yani 112 olarak veyahut belki acil serviste bu değişebilir ama 112 için konuşursak giden ekipteki nöbetçiler kimse, tabii ki onlar o vakaya müdahale etmek zorundadır. Kişi tabii ki de bu müdahaleyi istemeyebilir. Kişinin nakil reddi hakkı vardır. Bu bir hasta hakkıdır. Ancak kişinin ben kadın personel istiyorum, erkek personel istiyorum diyerekten böyle bir hakkı yoktur. Biz zaten mahremiyetimiz
mahremiyete saygı göstermekteyiz. Bu da tabii ki hastanın hakkıdır. Bu duruma göre tabii ki işte eğer ki kadın personeli varsa ekipte ona hastayı muayene ettirebiliriz. Bu tarz işte hastanın durumuna göre, olayın durumuna göre tabii ki biz de farklı pozisyonlarda bulunmaktayız. Ama dediğimiz gibi hastalıkları demek hastanın da her şeyi istediği, her şeyi yapabileceği anlamına gelmemektedir. Tabii ki de hastaların haklı olduğu kadar hastaların veya hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken durumlar da vardır. Bu kurallar da vardır. Nedir? Tabii ki de sağlık personeline, sağlık kurumlarına saygı. Bu saygı zaten her zaman karşılıklıdır. Saygıyı sadece hastalardan veyahut da sağlık profesyonelinden beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Bizler profesyonel sağlık personelleriyiz. Bizler zaten işimizi yapmamız gerekmektedir. Bu konuda hemfikiriz. Ancak biz bu işimizi yaparken tabii ki de bir saygı beklemekteyiz ve bize saygı duyulmak zorundadır. Evet, bizler maaşımızı aldığımız için bu işi yapıyoruz. Ancak bizim maaşımızı almamız demek, yani bizim bir maaşlı çalışan olmamız demek, hasta ve yakınlarının bizlere istediği her şeyi söyleyebileceği, her türlü şey yapabileceği anlamına gelmemektedir. Tabii ki de burada karşılıklı bir saygı bulunmaktadır. Veyahut da işte hasta ve yakınlarının işte bize kırıcı söylemler, insan onuruna, meslek onuruna yakışmayacak tehditkar, incitici eylemler veyahut da söylemlerde bulunmaması lazım. Hasta ve yakınlarının herhangi bir psikolojik, fiziksel bir saldırıda bulunmaması lazım. Yani aslında bu hasta haklarının veyahut da genel hakların temelinde her zaman karşılıklı saygı vardır. Umarız ki bundan sonraki süreçte de hem hastalar açısından hem de sağlık profesyoneli açısından karşılıklı birbirimize saygı duyduğumuz, ki zaten ben sağlık profesyoneli olarak birçok meslektaşımın tabii ki de bu konuda olabildiğince hassas olduğunun farkındayım. Keza hastalarımızın da birçoğunun bizlere karşı saygı içinde bulunduğunun farkındayız. Özellikle COVID döneminde olan hassasiyetin arttığında farkındayız. Muhakkak ki münferit örnekler olmaktadır. Bizler münferit örnekleri baz alarak tamamen bir meslek grubunu, tamamen de insanları zan altında bırakmamız lazım. En nihayetinde bunların temelinde işte karşılıklı saygı olduğu sürece profesyonel bir şekilde hem hasta açısından hem de sağlık profesyoneller açısından güzel bir, ferah bir çalışma ortamı yaratılmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 26 Ekim Dünya Hastalıkları Günü kutlu olsun.